Gözlerim kanayaydı da bu aldatmayı görmeyeydim, makyajı olacak. Senin ağzını yırtarım kızım. Yani tamam, gitme demiyorum. Git. Ama her şeyi burada bırakabiliyorsan git. Hani anladın mı? Beni, ilişkimizi, bunu alırsın. Bunu alırsın. Hadsiz. Hello, naber? İyiyim, sen? İyiyim, hayırlı Ramazanlar canım. Senin de Ramazan'ın mübarek olsun. Ne yapacağımızı biliyor musun? Bilmiyorsun. Öf, niye her defasında buna düşüyorum ben? Biliyor herkes. Okuyorlar videonun isminde. Tek marka makyajlarımı biliyorsunuz. Yani makyajlarımı bir kere yaptım da zaten. Bugün Revolution yapıyoruz. Bir daha söyler misin? Revolution. Revolution benim yanlış bilmiyorsam Türkiye'de yeni bir marka da diyeyim. 3 seneye falan geçmez herhalde ve herkesin böyle dört gözle beklediği yabancı YouTuber'ların, blogger'ların, influencer'ların artık ne deniyorsa aşırı beğenerek kullandığı bir marka Türkiye'ye geldi. Ben kullandım bunu galiba videolarımda defalarca. Tabii kullandım. Bugün full Revolution'da yapacağım. Bir ekstra daha videomuzun özelliği var. Bunu şu an bilmiyorsun sen. Ya. Makyajı fırça kullanmadan yapacağız. Nasıl yani? Alkış efekti. Bravo! Şurada dediğim yerlere ne olur efekt koyun ya. Zor bir şey mi? Efekt koyun ya. Bir tane daha alkış istiyorum. Bravo. Efekt istiyorum. Efekt. Ha tamam. Bu sefer lütfen efekt koyar mısınız? Efekt alalım. Ben biraz ara veriyorum 5 dakika. Çünkü önemli bir şey geldi benim için. 5 dakika sonra buradayım. Ben nereye mi gittim? Gittik işte bir yere. Ben gitmedim, bir şey oldu. Neyse, başlıyorum artık. Bu videoyu iyi izleyin. Revolution dışında bir simple ürünüm var. Ben hafta içi bir story attım. Dedim ki her yerim pütür diyor falan filan bilmem ne zar sürt diye. Onun için bunu kullanmaya başladım. Bunu bir gösterelim. Simple'ın nem hapsedicisi. Yani nemlendiriciye karıştırıyorsun, nemi daha iyi hapsediyor gibi düşün. Fondötene karıştırıyorsun, fondötenin o pütür pütür oluyor ya, o olmuyor. 1-2 saat sonra iğrenç, o kabuk gibi görüntü olmuyor. Ya da tek başına kullanabilirsin. Bu da bir tercih. Ya da sadece kuruyan yerlerine sürebilirsin. Ama ben biliyorsunuz ki abartmayı sevdiğim için her yerime sürüyorum. Bunu gidip alıp bu arada bana ne biçim ürünmüş diyeniniz çıkmayacak. Onu evet. Da söyleyeyim bu arada. Yazın gelmesiyle birlikte mi bir böyle çillerin arttı? Evet, dur, daha yeni başlıyoruz da bu arada. Daha benim şuralara kadar falan artacak çillerim. Yakışıyor mu sana? Bana yakışmayan tek bir şey var mı? Şey dermiş, sen. Bir şey yaptım. Ya bir şey söyleyeyim, ben niye bu kadar mahcup konuşuyorum? Yaptım. Ama ne yaptın diye sor. Şimdi bu Revolution'ın şeyleri var, tamam mı? Krem highlighter'ları var. Bu krem highlighter'lardan beyaz olanı fondötenden önce yüzüme sürdüm. Fondötenim daha glowy görünsün diye. Ve ne oldu tahmin et? Oldu. İsmi screenshot alın. Sonra bana 50 kere sormayın. Bak şimdi bunu alıyorsun. Çok seviyorum parlak şeyleri. Ha, uzaylı. Görünüyor mu kamerada ne kadar parladığım? Bayağı şu an parlıyorsun. Evet, bak şimdi bunu alıyorsun, tamam mı? Böyle bir güzel. Benim kadar abartmanıza gerek var mı bilmiyorum. Ama benim abartmama gerek var. Oh! Bunu ilk defa deneyeceğim şu an. Yalan yok. Ama tüm görüşlerimi objektif olarak söyleyeceğime. Oha! Oha! En sevdiğim aplikatör eşek kadar, bak. Objektif olamayacağım, çok güzel şu an kullanmadan. Oha. Benimki hangi renk onu da söyleyeyim mi? F1. En açığı galiba tabii ki de. Bu arada ben objektif olmasam ne olur? Orada görünüyor zaten. Hayır hayır, öyle deme. Senin objektif... Hayır yani canım, ben biliyorsun öyle kapatıcı sürüp pıt pıt bir yerlerini kapatıp kamera karşısına çıkıp en makyajsız halim demeyenlerden olduğum için Taysan 5 elin parmağını geçmez bu insanlar. O yüzden elimle süreceğim. Bayağıdır sür. En son lisede sürmüş olabilirim elimle. Bu arada fırçasız yapacağım diye yemin ediyorum ki hiçbir fırça getirmedim. Çünkü biliyorum olmazsa çaktırmadan masanın altında fırça kullanacaktım. Bunu yapacağımı bildiğim için hiç fırça getirmedim yanımda. Yemin et lan, masanın üstünde hiç fırça olmadığına dair. Yemin ederim Ramazan günü masanın üstünde hiçbir fırça yok. Oruçlu. Bana kimse inanmaz da. Benimle ilgili tek sıkıntı şu, ben çok sürdüm galiba. Hani az az süreydim daha kolay olurdu elimle. Müzik
Bak demek ki o yüzden bizim lisede elle makyaj yaptığımız zamanlar o yüzden fondötenlerimiz çok uzun süre dayanıyormuş. Şu an bunu anladım. Çünkü ben normalde de bu kadar fondöten sürüyorum yüzüme, biliyorsunuz her yerimi buluyorum. Ama beauty blenderle veya fırçayla geçtiğimde hemen pıt pıt yayılıyor. Çünkü niye? Fondötenin yarısını ya sünger ya fırça emiyor. Ama bak elimle kullandım, temizlemek zorunda kaldım. İsraf demek ki. Alkış efektini alalım. Teşekkürler. Tabii tampon. Ben beğendim. Ben de sevdim. Elimle yaptığın makyajın. Elimden değil, fondöteni sevdim ben. Yumuşak böyle. Bir de şey kullandım ya bunu. Bir de onun üstüne bunu kullandım. Fondötenin zaten şey olma ihtimali yoktu. Diğer renklerini de aldım. Fondöteni çok beğendim. Diğer renklerini mi denesem? Kolumda falan. Concealer'ımızı da göstereceğim. İşte ya büyük aplikatör deniyor galiba. Evet. Böyle büyük uçlu aplikatörler çok güzel. Fondötenin aşırı güzel. Eşek kadar bak. Çok güzel. Ben niyeyse çok aşırı seviyorum. Sevmeyen yok galiba büyük aplikatörlü şeyler. Bu da concealer'ımız. Screenshot'ları alalım. Bak az süreceğim bu sefer. Hatalı olan yerlerim. Hatalı ne ya? Kusurlu. Sensin kusurlu. Hiçbir kusurum yok. Çok zekiyim, çok güzelim. İnanılmaz beyaz bir tenim var. Fondöten sağ olsun şu an. Ayrıca çok zenginim. Evet, bir daha söyle. Çok güzelsin. Sağ ol canım. Minik şeyli yerlerimiz diyebiliriz. Evet. Güneş lekesi olan. Evet. Geçici hatalar. Kusur asla kabul etmiyorum bu kelimeyi. Ama farkındaysanız sürsür bitmedi. Heh! Bak bu tam benim rengim işte. Fondötende de benim bu rengi kullanmam lazımdı aslında. Ama Osman fondöteni çok beğendim. Aa, bir şey diyeyim mi? Güzel kapatıyor. Allah var. Şimdi ben o krem highlighter'ı birazdan direkt highlighter olarak kullanacağım. O zaman göreceksin. Keşke bunu fondötene de karıştırsaydım. Öyle bir şey olur mu? Dedik ya fondötene de karıştırılarak kullanılıyor diye. Ne? Karıştırılarak mı? Fondötene karıştırılarak da kullanılıyor ki fondötenin pütürlükleri olmasın 1-2 saat sonra. Ama ben zaten boca ettiğim için suratıma olmayacak. Yemeğe gideceğim ha buradan çıkışta. Güzel bir makyaj yapmam ya lazım. Nereye? Zorlu'ya şeylerle. Gülnur, Mine, Özge. Bizim şey tayfı, manken tayfı. Ama sadece bir tane manken. Nasıl bir tane manken var? Hayır, o tayfada bir tane manken var. Özge işte bir. Ha! Ya sen var ya, sen bu işi öğrendin ya. Vallahi öğrendin ama onu da benden öğrendin işte. Öyle bir şey var. Hediye gelmiyor mu ya bana? Kutu açma çekelim. Gelmiyor mu hiç? Bir şeyler var ama az. Neler var? Vallahi hiç bakmadım, karıştırmadım hediyelerini. Evde de var 3-4 kutu da yetmez. Bizde de 4-5 tane var. 10 kutu ne ya? 10 kutunun zaten yarısı gidiyor yorumlardan bilmem nelerden. Aslında bir gün ne yapmak lazım biliyor musun? Mesela bana hediyeleri söylemeyeceksin. Kimse söylemeyecek ofisten. Hazırlayacaksınız, geleceğim videoyu çekeceğiz ama bütün hediyeler gidecek hediye olarak. Aa. Düşünsene lamer paketi falan olup benim onu birine vermek zorunda kaldığımı. Evine gece girer geri alırım. Vallahi geri alırım. Bunu yapalım bence. Hatta... Ama korku gibi olur. Hani aynen. Sanki ayırmışız hediyeleri gibi ama Ha şimdi düşünüyorum böyle kocaman bir, ne bileyim. Bilmiyorum, dur düşüneceğim. Güzel eğlence. Ay ne olacak be, bana hep geliyor, gitsin. Hatta markaların poşetlerini de çıkaracağız. Poşeti de görmeyeceksin. Evet, çünkü ben ofise girdiğim anda olay çıkarabilirim bunları vermem diye. Tamam, hepsini siyah poşet yapacaksınız. Gidecek hepsi. Size geliyor yani, gidecek dediğim şu an kendisiyle konuştuğum için öyle söylüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Fondötenle concealer'ı gerçekten beğendim. Ben çünkü de beğendim. Şey, sen şu an yüzün olmadığı için yorum yapma lütfen. Yumuşacık böyle. Hani anladın mı? Ki elimle sürmeme rağmen. De bunu böyle bir beauty blender'la falan sürsen. Okey, göz. Bunu screenshot alın. Allah cezamı versin ki doğruyu söylüyorum. Renklerin güzelliğine bakar mısın? Aşırı güzel renkleri var. Aslında bir paletim daha var. Bu da tam gece. Bunu da göstereyim yine de. Ambalaja bak. Benim için yapmışlar. Birazdan bunu şeyli çekeceğim story'de. Işıldıyor ya uygulamada. Çok iyi değil mi? Bu da tam bir pigment yuvası. Şimdi hangisini kullanacağız? İlk gösterdiğim. Ben... Ama yemeğe gideceğim ben. Şimdi oraya pembeli mavili mi gitmeliyim? Yoksa daha nude.
öyle soft mu gitmeliyim? Ben de Danla Bilic pembeli mavi. Tam diyecektim gaza getir beni diyecektim ki Danla Bilic demenle gaza geldim zaten. Ama kıyafetime bak kot var altımda da. Vazgeçtim. Değil mi? Evet bence de. O zaman bunu kullanalım. Ay bu da çok güzeldi ama. Neyse bunu daha böyle Coachella'msı bir makyaj yaparken kullanırız. O zaman bundan hangi rengi kullanalım? Seç hadi. Ben şunu beğendim, şunu beğendim, bunu beğendim, bunu da beğendim. Beğendim yani. favorite diye bir renk var burada. Bununla bir geçeyim. Sonra üstüne de sim koyayım pıt 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 diye. Drink yapar mısınız? Böyle efektler istiyorum artık videolarımda. Neymiş seçtiğim renk? Dur bakayım şuradan bakınca böyle seçtim ya. Düz bakınca. Şunu seçtim. Favorite. Elimle hadi bismillahirrahmanirrahim. Oha. Bir şey söyleyeceğim. Ürün mü çok güzel yoksa ürünü elimle sürdüğüm için mi güzel? Hani daha aşırı renk veriyor. Fırça olsaydı diğer gözüme de fırçayla denerdim ama tamam şu an kendimi kandırmayacağım. Ürün güzel. Bu benim yeteneğim değil yani. Ay ben rengi aşırı beğendim. Oradan tam rengi görünüyor mu? Ben şu an bayıldım renge. Bir şey söyleyeceğim ben de çok beğendim. Ben bundan sonra elle yapacağım makyajları haberin olsun. Ben istemeden iki rengi karıştırdım ya şimdi. Nasıl? Evet ilk bunu sürdüm. Favorite olanı. Favorite olanı. Favorite. Forbidden. So what? Morocco. Blackout. Konfesyon mu? Ay pardon kendimden geçmişim ya. Ha iki renk karıştırdım tamam. Okey sorun yok. Diğerine de diğer elimle süreyim. Sola sürmek aşırı zor. Ne gülüyorsun be? Sanat yapıyoruz burada. Çok güzelsin ha. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bu da bana yürür oldu. Etrafımda geri erkek gibi. Yok hayır. Öyle bir şey yok. Durup dururken bana neden çok güzelsin diyorsun yoksa? Çünkü güzel demek. Sevap falan değil. Götünden sevap uydurma yani. Olması gereken bir şey. Güzelse güzel. Berat! Ben rengi çok beğendim. Böyle bir şey oldum yani. Böyle bir buğulu. Çekici oldum yani. Zaten çekiciydi. Alkış efekti koyalım. Teşekkürler. Şimdi üstüne pigment geçeyim. Ya renk de çok güzel. Bozmak da istemiyorum aslında. Ben karar vereyim mi? Tamam. Hadi sen karar ver. Bak şunlar şöyle. Bu olmaz bu şu an. Ya şu ya da şu. Bunlar çok altın şu an. Bunun üstüne altın bilmiyorum. Bence bu. Ben en soldaki diyorum. Bu. Evet. Gerçekten mi? Sana güvenesim geldi. Bak glam de güzel. Şu. İşte onunla diğer arasında kalmıştım. Glam diyorum ben. Oha. Görünüyor mu şu an oradan? Hadi, hadi bismillah bozmadan yapalım. Rengini fazla açtı sanki. De ben çok sürdüm galiba. Bir şeyi övdükten 2 dakika sonra ben gerçekten. Her yerime bulaştırdım. Ben direkt bu rengi çok beğendim. O renkte kalacaksın. Evet kalacağım. Ama çok güzelmiş o pigmentte. Dur onları elimde göstereceğim bekle. Ama önce ufak bir tadilat yapmam gerek. Ne denirdi? Tadilat, restorasyon. Bir sanat eseri olduğun için. Biri sana para mı ödedi bugün? Beni şaşırtıyorsun. Bayağı güzel renk. Ay yeter be ben de güzel güzel sabahtan beri. Güzelse güzel. Bana neden bağırdın? Ay yok hayır kendime bağırdım. Bir hata yapınca da evde böyleyim sürekli. Kendime bağırıyorum. Son çok üzülüp kendinden özür diliyorum. Ben çok beğendim bu rengi. Ay hala çok beğendim diyorum ya. Üf tamam. Maskara. Maskarayı da elinde mi süreceksin? Ha evet yok artık sende. Fark görünüyor mu orada? Sana güvenmiyorum. Yakınlaşacağım şimdi bekle. Görünüyor mu fark? Oha bir daha göster de screenshot almayanlar alsın. Allah'ı nasıl elimle süreceğim? Sürerim sana. Bence bir yerlerden bir fırça çıkar. Yok yok fırça getirmedim bunu yapmamak için işte. Neyse. Ne renk? Şu. Pembe. Bu makyajın üstüne. Saçmalama istersen sorma. Sende bir pembe hastalığı var niye anlamadım ama. Bunu da gösterelim. Bu diyorum ben.
Bu yani. O zaman yanındakini seç, ver de görünür. Bu mu? Evet. Görünmez ki bu, görünür mü? İyi deneyeyim hadi, seni mi kıracağım? Hiç kırmadım ya. Burun ucuna nasıl sürülür ki elle? Şimdi bunu kahveleştirmek için bir fikrim var sana. Çünkü göz makyajını çok pıt pıt yaptım ya, kahve gibi göründü. Kahverengi rujumu alacağım. Fırçasız biri için fazla iddialıyım şu an. Fırçasız kontür yapıyorum sana. Daha ne istiyorsun anlamadım ya. Bu arada bir şey daha söyleyeyim mi? Benim niye bilmiyorum, mevsim geçişim mi? Yani niye bilmiyorum, neyse. Yüzüm aşırı kuru. Zaten o yüzden buna başladım. Kuru olduğu için mesela şeyiniz yoksa, ne denir ona? Stick aldık mı denir işte yani. Krem aldık. Krem aldık yoksa direkt ruj kullanın. Annelerimiz zaten öyle yaparmış ya. Pudra daha da çok kurutuyor çünkü, pudra aldık. Ama krem aldık kurutmuyor, krem. Ama baktığın krem aldığın yok. Ruj vardır bu videoyu izlediğine göre. Vardır herhalde. Vardır, onu sür işte yanağına. Bir de bu ara neye taktığımı söyleyeyim sana. Mesela eskiden allık sürerken bunu yapıyorum. Buralarıma sürüyorum daha ince görünmek için. Şimdi de niyeyse yaz geldi, böyle bir sevimlileşti mi bir şey oldu. Gülüyorum ve buralarıma sürüyorum hep böyle. Buralarım dolgulu dolgulu dursun diye. Sanki hiç dolgu yokmuş gibi. Vallahi yanağımda yok. Yanağımda yok cidden. Bu arada başka bir yerlerinde de yok. Alt dudağımda kalmıştır, vardır alt dudağımda. Üsttekini erittim. Artık burnuma değiyordu ve... Bu arada bir şey itiraf edeyim mi? Benim en çok estetik yaptırdığım dönem böyle dolgu, botoks, bilmem ne, aşırı böyle ama. Bana kızıyordunuz ya hani, Damla bak çok çirkin oldun, Damla yeter. Damla yaptırma, Damla burnun çok çirkin oldu, Damla dudağın çok çirkin oldu, yanakların şişti bilmem ne. Çok özür dilerim, o kadar haklıymışsınız ki. Gerçekten o kadar haklıymışsınız ki yani. Bak doktorum Ali Duman bana yalvarırdı, Damla artık yapmayalım. Çünkü beni sonra adama laf ediyorlar, bu kızı sen bu hale getirdin. Adamın üstü yok ki, kapısına dayanıyordum zorlu da her gün. Biraz daha şuraya koyalım Ali Bey, biraz daha buraya koyalım Ali abi diye diye. Ama şu an anlıyorum o kadar haklılarmış ki. Yani o dudaklarım, şuraya eski bir fotoğrafımızı hemen ben size yollayacağım. Şöyle tanık diye iliştirelim. Ya bak kilodan zaten yani kilo farkı tabii ki var. O değil de bu dudağın bu yaşta bir kız için olur yok, anladın mı yani? Ben daha 24 yaşında bir kızım. Bu dudağın 60 yaşında da olur yok zaten. Böyle bir dudak olamaz çünkü. Olamaz. Niye? Kafa gitmiş işte. Gitmiş bir ara. Sıyırmışım ben. Net sıyırmışım yani. Olsun. Önemli olan hatalarını görebilmek. Aha geldik. Bak şimdi. Bu jeli highlighterların bu şu an bana daha çok uyuyor. Değil mi? Ama bu da çok güzel. Ulan yok. Yanlış anlamayın. Kotuma o gelmedi değil mi ya? Yok gelmedi. Çok güzeller. Gerçekten çok güzeller. Ben bunu kullanayım o zaman. Bu rengini kullanayım. Allah aşkına screenshot'a alın şunları gösterirken. Gösteriyorum. 1, 2, 3. Bak şimdi. Bak. Pıt. Bir şey diyeceğim, aşırı güzel, ıslak gibi böyle. Görünüyor mu? Lütfen görünsün. Bu parlaklığım görünüyor mu şu an? Şu an bak, yan dur elini. Muazzam gözüküyor şu an. Görüyorsun değil mi? Bak şimdi burnun ucunu. Üstüne pıt pıtlayalım. Çok güzel. Söyleyeyim. Tam bir yaz makyajı oldu. Yaz çok akşamları. Niye? Diğer yanağını sürmeyecek misin? Sürdüm sen orada telefonla uğraşırken bak. O zaman sağ yanağına daha çok sürdüm. O senin gereksiz saçma kurduğun ışıkların yüzünden olabilir. Rujumuz. Tarda bitmiş mi yazmıştı da o yüzden telefonu... Bilemem canım, arda marda bahane yani, arama hadi. Bu ruju alırsanız, yazdın mı oraya wow diye? Yazdım. Normalde daha koyu bir ruj, bak böyle normalde. Böyle. Öyle artı alıp öyle elinle yayıyorsun. Tam aşırı doğal. Aşırı doğal olmasa da doğal bir dudak rengi oluyor. Bir videonun daha maalesef ki sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tek marka videosu çekmemi istediğiniz bir marka olursa aşağıya yazın. Uygun fiyatlı, uygunsuz fiyatlı. Ne bileyim yani.
yani. Denememi istediğiniz bir ürün olursa burada size göstermemi istediğiniz falan. Bu arada gözüm gitmişken onu da göstereyim. Bir de bunun kaş maskeleri var Revolution'ın. Böyle kaşına sürüyorsun kaş boyası. Onu bekletiyorsun. Ondan sonra ne yapıyorsun biliyor musun? Çıkarıyorsun onu doğal olarak. Ve kaşının rengi kalıyor 3 gün. Ama ben şu an onu bekleyemem. En başta yapmam lazımdı. Makyajım bozulur. Yemeğe gideceğim. Kusura bakmayın. Bir dahaki videoda deneyelim. Öyle. O da görünce onu da söylemek istedim. Çünkü almıştım. Bak unuttum kullanmayı. Sizi seviyorum. Sizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya ne? Aa! Yo. Evet. Galiba haftaya Berkcan var. Ne yapacağız? Neler yapmayacağız? Ya. Bak Berkcan'a neler yapıyorum izle. Gör. Bye bye. Hadi kapat.